seçim stratejisi sürdürmüyoruz belediye çalışmalarında. Yani bir seçim politikası kurguladığımız bir politikamız yok. Seçim ayrı bir şey. 5 yıllık görev süremizde belediye hizmetleri ayrı bir şey. Onun için hala yol yapıyoruz. Hala meski yatırımları devam ediyor. Hala inşaatlar devam ediyor. Hala hizmetler devam ediyor. Hala toplantı istiyoruz. Ben belediye başkanı olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çaba göstereceğim. İşimizi ciddi yapan bir belediyeyiz. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bir işe başladığımız zaman bizim asli işimiz de olmayabilir. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin asli işi de olmayabilir. Örneğin bu ihtisas, organize sanayi oluşumları benim asli işim değil. Ama katkı sunmam gereken bir iş. Belki de isteyenlerden daha fazla bu işi ben istediğim için önemsiyorum. Ama toplantı amaçlı, bir konu amaçlı çok bir araya geldik. Odalarla, sendikalarla, sosyal sorumluluk konusunda çalışan, sivil toplum örgütleriyle, hemşeri dernekleriyle, spor kulüpleriyle, soğan kooperatifleriyle herkese bir araya geliyor. Onları dinliyoruz. Bizimle ilgili bir iş konusunda ulaşmak isteyip de gerçekten toplumsal bir mesele hakkında ulaşamayan hiçbir arkadaşım yoktur. Çoğu zaman iş dünyasıyla zaten siz bizimle iletişimimizi sağlıyorsunuz. İş yeri, depolama, lojistik, küçük sanayi, bu tarz iş yerleri için yakın bir tarihte de arsa sorunu bitecektir. 3500 hektar alan Akdeniz sınırları içerisinde biz imara açtık. Organize ihtisas bölgeleri, ihtisas organize sanayi bölgeleri kurma konusunda vatandaşlarımız arazi edinebilirler. Bu önemli bir çalışmadır. En net ameli konular belediye başkanının belediyenin imarıdır. Bunu bu şekilde bana göre başarılı ve süratli yapmamızın mümkün olan en hızlı yapmamızın temel sebebi sivil toplumla olan iletişimimiz ve siz de az önce söylediniz her şeyi açık seçik şeffaf yapmamızdır. Bunu da gerçekleştirdik diye düşünüyorum. Mersin Büyükşehir Belediyesi sosyal politikalarıyla konuşulan bir belediyedir. Uyguladığımız her yapıya, sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik yapıya uygun projelerle Türkiye'de Mersin Büyükşehir Belediyesi bu konuda ses getirmiştir. Bugün Anamur'dan Tarsus'a kadar toplumun bütün kesimlerinden kabul görebiliyorsa belediye, emin olun sosyal politikalar sayesinde mutlaka her insan güzel bir yolda seyahat etmek ister. Temiz bir çevre ister, güzel bir park ister ama acısı olan insanın, karnı aç olan insanın, ailesinde problem yaşayan insanın bunlar birinci gündemi değildir. Biz insanların canına dokunan birinci gündemleriyle önce meşgul olduk. Mersin'de sadece bizler hareketli değiliz. Mersin'in insanı hareketli. Mersin coğrafyadan dolayı ve bölgedeki gelişmelerden dolayı hareketli. Yani birçok faktör var. Onun için bu kentin enerjisi var. Ve bitmez bir enerji. Kimse söndüremez. Dokularını böyle oluşturmuş. Bu kent göçlerle olmuş, büyümüş, gelişmiş bir kent ve bu böyle de devam edecek. Mersinlerin buna alışık olması lazım. Herkes çok iyi bilmeli ki Mersin'in yarını emin olabilirsiniz bugünden çok daha iyi olacak. İşin sonunda Türkiye'de en gelişen kentlerin başında Mersin olur. Bu Mersin'in bu saatten sonra kaderidir. Bu böyledir. Mersin'i tutamazsınız. Hani coğrafya kaderdir. Mersin'in coğrafyası onun kaderidir. Kuruluş nedeni de coğrafyasıdır. İşte liman kent oldu, ticaret kent oldu, hızla büyüdü gitti. Tabii gelişen kent, büyüyen kent, nüfus artışı, refah düzeyinin artması beraberinde sorunları getiriyor. Nüfus artıyor, yeni imarlar açılıyor,
yol yapacaksınız. Refah artıyor, lüks arabalar piyasaya giriyor, daha konforlu bir yolda seyahat etme ihtiyacı duyuyor. Gelir düzeyi iyi insanların da onları memnun edecek hizmetleri yapma zorunluluğunuz var. Gelir düzeyi düşük olanlara da. Yapacağınız muazzam bir bulvar, güzel bir sahil, belki daha kenar bölgelerde yaşayan, gelir düzeyi düşük mahallelerde yaşayan insanların gündemi değildir. Onun gündemi de 5 liraya verdiğiniz ekmektir. 10 TL'ye verdiğiniz 3 kap yemektir. Çocuğunu okulda gönderdiğiniz süttür, atıştırmalıktır. Ya da yeni doğum yapmış bir kadına gönderdiğiniz bebek paketidir, mamadır, hijyen, temizlik malzemesidir. Bakın deprem sonrası dedim ki burası çok göç alacak. Gelin burayı da deprem bölgesi kapsamına alıp siz Kayseri'yi, Niğde'yi aldınız, Tunceli'yi aldınız, Elazığ'ı aldınız, her yeri aldınız. Biz de göç aldık. Bizim altyapıya ihtiyacımız var. Kimse dönüp bakmadı. Kim baktı? O zaman da söyledim. Avrupa Birliği duydu sesimizi. Geldiler, ziyaret ettiler. EBRD geldi, IFC geldi. Bankalar geldi. Hani bize kredi sağlayan. Ve şu anda o talebimizden dolayı o gelen kurumlar şu anda 156 milyon avro biz Fritiki'den, IFC'den, EBRD'den bunun yarısı da hibe. Yanlış duymadınız, hibe. Finansman bulduk. Bunun içinde Pamukluk Barajı arıtma tesisi de var. Şu anda ilave çalışma yapıyorlar. Çünkü işimizi ciddi yapıyoruz. Bir dosyayla gidiyoruz, güven veriyoruz. Mali tablomuz olmadığı kadar iyi. Siz bankalarla çalışıyorsunuz. Belediyemizin çalıştığı bankalarla lütfen müdürlerle görüşün. Bizim bilançomuzu inceliyorlar. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bilançosu ne durumda diye lütfen siz sorun öğrenin. Hepiniz iş insanısınız. Bu belediyeyi ciddi yönetiyoruz. Bu belediye Türkiye'nin en rahat belediyelerinden bir tanesi şu anda. Bu kadar geniş hacimde. Ben her yerde söylüyorum. Burada meclis üyelerimiz de var. Cumhur İttifakı'na mensup, işi bilen, hesabı bilen arkadaşlarımız var. Kayseri Belediyesi'ni inceleyin, Erzurum Belediyesi'ni inceleyin, Konya Belediyesi'ni inceleyin. Birçok belediyeyi inceleyin. Bizim de meclis çoğunluğu olan belediyeler, yani CHP'li belediyeler. Birçoğunun satış yetkisi var. Çok değerli gayrimenkullerini satıp öz kaynağı koyuyorlar. Yatırımlara finanse buluyorlar. Benim böyle bir imkanım da olmadı. Ama bütün bunlara rağmen, 5 yıl sonunda belediye bu duruma geldi. Türkiye'nin hazinesi boşalıyor. Gereksiz kamu yatırımları. Her yerde söylüyorum, eleştiri olarak alıyorlar. Onlarca belediyenin gereksiz yapılmış koca koca binalar var. İki örnek vereyim. Anamur Otogarı, Gülnar Otogarı. Bir o tarafa yolunuz düştüğünde lütfen bir bakın. Gidin bir bakın. Bizim buradaki engelsiz yaşam merkezi. Gidin bir bakın. Binanın ne kadarı kullanıyor, ne kadarı kullanmıyor. İşlevsiz, gereksiz, koca koca binalar, paralar. İşin içerisine belediyecilik girdi mi, bizim amacımız sosyal demokrat belediyecilik anlayışını uygulamak. Neticede benim partim belli, benim dünya görüşüm belli. Burada da daha kamucu düşünüyorum. Yoksa 10 liraya yemek olur mu? Soruyorum. 1 liraya otobüs olur mu? Dolaylı olarak insanların cebine bir katkı yapalım. Ya da şimdi size soruyorum. Allah başa vermesin. Evde bir hastanız var, anneniz var. Hadi bir bakıcı bulun, bulamazsınız. Bulabiliyor musunuz? Paranızla bulamazsınız. Ama biz gidiyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Anamur'dan Tarsus'a kadar. İnsanların atalarının çocuk memur. Diyarbakır'da memurluk yapıyor. Bir evin bir çocuğu belki. Karı koca emekli öğretmen gelmiş 90 yaşında bakan yok. Biz burada bakıyoruz. Ben çok farklı şehirlerden insanlardan ağlayarak telefon aldım. Teşekkür telefonları. Anneme bakıyormuşsunuz, teyzeme bakıyormuşsunuz. Bunu samimiyetimle söylüyorum. Biz bu konuda halkçıyız. Sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla hareket ediyoruz. Toplu taşıma konusundaki topluma desteğimiz çok yüksek. Bizim
her birim maliyetimizin %50'sini sübvanse etmemiz lazım. Yani bir yolcu maliyeti 10 liraysa 5 lirasını ödemesi lazım. 5 lirasını bizim sübvanse etmemiz lazım. Biz şu anda 75 kuruşunu yani %75'ini sübvanse ediyoruz. %25 de üstüne çıktı. Bizim toplu taşıma ücretleri Türkiye ortalamasına göre özellikle öğrenci bilet fiyatları ucuz. Metro konusunda seçim sonrası hiçbir gerekçeye sığınmadan mutlaka metro projesi devam edecek. O hatta da gerçekten de öyle. Siz Afrali'yle gidemezsiniz. Kenti bölüyorsunuz. GMK'nın üstünden onu götürdüğünüz zaman olmuyor. Alttan gideceksiniz, paraya kıyacaksınız ya da hiç yapmayacaksınız. Biz paraya kıymayı tercih ettik. Fuar alanı 34. cadde, üniversite hastanesi, üniversite caddesine, hatta üniversitenin içine de giriyor. Dünyanın ilk içine tramvay giren üniversitesi olacak Mersin Üniversitesi. Ya da ilk tramvayı olacak bir üniversite içine giren. Bir diğeri Tarsus tramvayı. Ulaşım master planını yeni yaptık. Zaten 5 yılda bir yapılması gerekiyor. Daha geçtiğimiz hafta yeni yaptığımız planı bakanlık onayladı. Tarsus tramvayı da ulaşım master planı içinde. O da onaylanmış oldu. Şimdi projesini yapacağız. Diğer dere gibi altyapı genel müdürlüğünden onaylatacağız. Arkadaşlar büyük projeler böyle bir iki senede falan olmuyor. Hani havaalanı da büyük bir proje 15 senede bitmedi. Biliyorsun bunlar uzuyor. Biz de metroyu öyle boyacı gibi olsa batırır çıkartırız. Çok kolay bir şey değil yani. İşte izinler alacaksınız, para bulacaksınız. Bunlar değerli, önemli yatırımlar ama bir şey unutuluyor. Hatta iki şey. Zannediliyorlar ki devletin ya da belediyenin sahibi biziz. Devlette devamlılık esas. Biz bugün varız, bırakacağız, bir başkası gelecek. Biz de öyle yaptık. Onun için yarım kalmış battı çıktığı yaptık. Semeriyle 80, astarı yüzünden pahalı bedelini de ödedik. Ama yarım teslim aldık. Katılımcı demokrasiyle bağlayacağım bunu. Biz Medeka'yı kurduk. 12 kurulu var, üyeleri var. Festival kararını, roman ödülü kararı, fotoğraf ödülü kararı ya da bir spor aktivitesi, işte Tarsus Festivali, bunlar yeni gençlik festivali. Yine Nisan ayında 23 Nisan 1. Uluslararası Çocuk Şenliği'ni yapacağız. Hep bunlara MEDEKA karar veriyor. Benim alakam bile yok. Benim hiçbir alakam yok. Kentte, ben kentin yönetime talibim diyen herkes, MEDEKA yeni binamız Merkom, Hilton'un önünde. Çok da şık bir orada çalışma alanımız var. Orada toplanıyor insanlar. Ve doğal olarak da kararı veren, işi bilen, ehliyet sahipleri olduğu için ben de çok rahat bir şekilde onaylıyorum. Diyorum ki zaten işi bilenler vermiş bu kararı, ben onlardan daha iyi bilemem. Müze konusundan bahsettiniz. Kentin tanıtımıyla ilgili. Burası kent müzesi olacak. Burası taş binamız. Kent müzesi olacak. Geçtiğimiz günlerde sizin de katıldığınız sinema ofisini açtık. Bu Mersin'in tanıtımı için çok önemli bir çalışmadır. İstiyoruz ki Mersin'de her şey var. Tarih var ama varoş da var. Sanayi var ama liman da var. Her konuda film çevrilebilir burada. Her konuda. İşte Roza filmi çevrildi. Güneydoğu'dan buraya göç etmiş bir ailenin hayat hikayesiydi. Varoş'ta da çekim yapıldı. Mersin'in daha görsel olan semtlerinde de. Bir Narinciye Bahçesi'nde de çekim yapıldı ama bir fabrikada da. Ama limanda da her şey var. Her sektör var. Tarihi öğren yeri de var. Orada da çekim yapılabilir. Bu nasıl olur? Söylemekle olmaz. Uygulamakla olur. Bizim kültür dairemizin bünyesinde sinema ofisini oluşturduk. Oranın da özel bütçesini yapacağız. Yani daire içerisinde özel bütçeli bir yer. Çünkü bu işte kaynak ayırmakla oluyor. Bir kentin tanıtımı. Gelsinler, filmi burada çeksinler. Ama kimle muhatap olacağını bilsin, ne destek alacağını bilsin. Bu konuda da işi bilenlerle zaten kadro yapıldı. Orada hizmet verecek arkadaşlarım. Çok yakın tarihlerde inşallah bir film çekiminin burada yapılmasına öncülük ederiz. Yapacağımız desteklerle.
İklim değişikliği konusunda zaten iklim değişikliği sıfır atık daire başkanlığı kurduk. Deprem sonrası da afet işleri daire başkanlığı kurduk. Hem bu konuda da çevre ve koruma dairemiz daha önce de neler yaptığını söyleyeyim. Bu konuyla ilgili, iklim değişikliğiyle ilgili Türkiye'de ilk peyzaj master planı biz yaptık. İlk peyzaj master planı. Sera gazı emisyon envanterini hazırladık. Sürdürülebilir enerji iklim ve eylem planı hazırladık. İklim değişik kablo yönetimi iklim strateji raporunu bitirmek üzereyiz. Çocuklara çevre bilincini aşılamak için ve suyun değerinin anlaşılması için Mercan Bilim Merkezi'ni açtık. Eski su müzesini de MESKİ müzeye dönüştürüyor. Çocuklarımızın eğitiminde kullanacağız. Su bilinci eğitiminde. Temiz Akdeniz projesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Araştırma Enstitüsü ile devam ettiriyoruz. Vahşi depolamaya son verdik. Paraya kıydık. Her yıl şu kadar 10 milyona. Önceden MUT, Bozyazı, Aydıncık'ta vahşi depolama vardı. Ormanlara depolanıyordu. Şimdi hepsini Silivke düzenli katı atık deposuna taşıyoruz. Taşıma bedeli veriyoruz. Bizim dönemden önce hatırlayın Gilindre mağarasının yolunun etrafında çöp dağcıkları vardı ya da Anamur'un yaylalarında, Bozyazı'nın Aydıncık'ın yaylalarında görebiliyordunuz vahşi depolama. Şimdi hepsine son verdik. İkinci dönem için yapmayı planladığımız çok sayıda projemizin içerisinde üç temel konu birinci ilk üçe yazdık. Hatta dört de diyelim ona. Bir metro, iki sosyal konut. Kiralık ve satılmak üzere. Bunu mutlaka ama mutlaka gerçekleştireceğiz. Kiralık konusu Türkiye'de yok. Ama bu modeli uygulayacağız. Almanya'da, İngiltere'de olan modeli. Üçüncü sırada dirençli kent konusunda yoğun çalışacağız. Hem dönüşüm, kentsel dönüşüm, özellikle yaşlanmış binaların, zemin sıvılaşması yaşayan bölgelerde deprem riski, afet riski taşıyan binaların dönüştürülmesi ve Mersin'in afete hazır hale gelmesi için gereken önlemleri alacağız. Hiçbir önlemimiz yok. Bizim bir yeraltı haritamız da yok. Yani nereden ne geçiyor, hangi kurumun hangi hattı geçiyor kimse bilmiyor. Onun için bir caddede girdiğimiz zaman altyapı yatırımını orada çöküp kalıyoruz. İstiklal Caddesi'nde olduğu gibi. 6 ay zor çıktı. Çünkü her şey vardı. Tarsus'ta da aynı olayı yaşadık. Çok kurala uyulmadan birçok altyapı geçirilmiş. İşte diyor ki, diyelim ki asfaltın 30 santim altında olacak. 3 santim altından geçirmiş hattı. Onun olduğu, eğitimin verildiği, depomuzun olduğu, içinde çadırın, yani afet anında gerekli olan tüm malzemelerin, gıda malzemeleri, alet, ekipman, çadırın olduğu, bir depomuzun olduğu Mersin'i hazır hale getirecek bir kampüs projemiz de var bu kapsam içerisinde. Ve söylediğim gibi Müftü Deresi'ni de mutlaka yaşam parkı şekline getireceğiz. Ama tarıma, sosyal politikalara, yeni yollar, bulvarlar, köprü, kavşaklar, hayvanseverler için yeni işte Patiköy, birçok projemiz var ve hepsi de gerçekleşecek. 2019'a girerken verdiğimiz vaatlerin %90'ını gerçekleştirdik. Evet, %90. Yaptığımız projeleri, hatta yeni projeleri de işin içine koyup, hani o gün öngöremediğimiz ama sonra ilave yaptığımız %90'a tekabül eden bir proje gerçekleşme oranımız var. İnşallah seçimlere giderken de gelecek 5 yılda ortaya koyacağımız uygulamalarla ilgili ne dediysek onu gerçekleştireceğiz. Bundan emin olabilirsiniz. Sosyoekonomik konular başta olmak üzere dünyanın her alanda hızla değiştiği bir zamandayız. Her şey ışık hızıyla değişiyor. Sorunlar değişiyor. Sorunlara bulunması gereken çözümler değişiyor. Beklentiler değişiyor. İşte bu amaçla Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın düşüncesiyle başlayan ve yerel seçim öncesinde üçüncüsü yapılarak artık geleneksel hale gelen Mersin Başkanı'ndan ne bekliyor konulu arama konferansımızı
toplumun farklı kesimlerini bir araya getirerek gerçekleştirdik. Arama konferansı sonucunda Mersinlilerin yerel yönetimden beklentisi olan 5 temel stratejik alan ortaya çıkmıştır. 1. Yönetimsel ve kurumsal işbirliği. 2. Ulaşım. 3. Altyapı ve kentsel dönüşüm. 4. Sosyal, insan ve vatandaş odaklı konular. 5. Tanıtım ve pazarlama başlıkları öne çıkan alanlar olmuştur. Bu talep ve beklentiler arasında aslında zaten yapılanlar ve yerel yönetimler tarafından oldukça önem verilen konular da var. Mersinliler yapılanı görüyor ve takdir ediyor. Ama eksikliklere ve önerilere de odaklanırsak daha güzel bir Mersin neden olmasın? Elbette kentin sorunları ve çözüm önerilerinin yanında Mersinlilerin başkanının kişiliği ve vatandaşlara ve kente olan kişisel yaklaşımı ile ilgili de beklentileri var. Bu anlamda benim başkanım nasıl olmalı sorusuna değerli katılımcılar şöyle cevap verdiler. Benim başkanım Mersin ile birlikte yöneten olmalıdır. Kadrosu en az kendisi kadar yetkin, liyakat sahibi olmalıdır. Ulaşabilir olmalıdır. Eleştiriye açık olmalıdır. Benim başkanım ilkeli, adil ve vizyoner olmalıdır. Halkın içinden, halktan biri projeleri tasarlayan ve uygulayan olmalıdır. Sayın Başkanım, değerli konuklar, yapılan çalışmanın, ortaya çıkan raporun, Mersin'i yönetmeye talip olan başkan adayları için bulunmaz bir bilgi ve yol haritası olacağına yürekten inanıyorum. Bu sorumluluğu ve Mersin sevgisini göstererek çalışmaya katkı koyan, değer katan siz değerli Mersinlere teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımız Vahap Seçer ve ekibine bizlerle bir araya gelerek tabanın sesine kulak verdikleri için teşekkür ediyorum.